Merhabalar arkadaşlar, iyi günler. Bugün de ben sobanın başındayım. Süt aldıydım önceden, bir gün dolapta durdu, bugün çiğdeyim dedim, yetişemedim. Soba yaktım. Sobada oğlum da 2-3 tabak sütlü yapan ne dedi. Onun için sütlü yapacağım, sobayı da yaktım. Doldururken çekeceğiz ama Furkan daha yeni geldiği için sobanın kovasını falan doldururken gösteremedim. Bu nereden gelmiş ya, çöp gelmişim ben. İşte bugün de böyle uğraşacağım. Bugün de böyle şeyler göstereyim bakalım dedim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok sıcak. Sıcak, yine sıcağın karşısına da şey yaktım soba. Dolapta durduğu için tüpe kıyamadım arkadaşlar. Buz gibi olmuş süt. Orada ısınıp şeydene kadar şurada 5 dakika dedim pişireyim. Sütü de görünce Furkan zaten her zaman sütlaçtır. Sütlaç yapalım bugün de bakalım 2-3 tabak. Nasıl olacak? Siz nasıl yapıyorsunuz bilmem ama ben bir yapayım. Sobanın üstünde yaparken biraz sonra onu da şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar, ben pirincimi yıkadım, hazırladım. Sütüm de kaynadı bu arada. Getir göster oğlum şöyle. Sütümüz de sobamız da kaynıyor. Gayet güzel kaynıyor. Ben şimdi pirinçlerin içine dökeceğim bunu. Şöyle. Ve karıştırayım. Bir taşım kaynasın. Ondan sonra da şeyini ilave ederim arkadaşlar, şekerini. Ben böyle yaparım. Sizler nasıl yaparsanız bilmiyorum artık da. Şekerini de buraya hazırladım. Furkan biraz tatlı seviyor. Ben tatlıya pek sevmiyorum arkadaşlar da, bu sütlaçta özellikle geçen bir yapmışsın, Furkan pek sevmedi. Tadı biraz kıt olmuş anne dedi. Şimdi bunu isteyene buraya yapacağım. Şekerli olsun biraz da bakalım. Altını geçti. Yoksa ben buna doğrudan atayım da. Videoyu açık kapatayım bir de. Şöyle. Birazcık kaynasın oğlum da. Ondan sonra şekerini koyalım. Vallahi çayımız da burada kaynamak üzere herhalde. Sütlüyü çektim mi? Bunu da yaklaştırayım. Kaynasın. Tabağı da şuna alayım. Çay demleyeceğim. Gelin buyurun içelim beraber. Sıcakta çay buyurdu aklımız. Çok sıcak dışarı. Aman yine de çaydan vazgeçemiyoruz. Kaynanam da bu arada dünden çiçeğe kalmışmış. Onu fırına sürdü. Çayın yanında yiyelim diye. Onun sobası yani. Benim sobam yok diye söylemiştim dışarıda. Aramızda çok yakın. Göster oğlum, bir yol var. Yani kendi sobam yok. Ben sobama kıyamadığım için dışarı koymadım arkadaşlar. Tek bir yol var, Furkan göster. Hep bir arada duruyor diyorsunuz şeyde, diyorlar. Dede de oturuyor orada, ben onlara birer bardak süt doldurdum, süt kaynayınca süt içiyorlar. Mustafa Bey de burada oturuyor, sütünü iç. Ben de sobada çalışıyorum, bunlar da... Ne yapıyorsunuz siz? Bunlar da bana gölgeden izleme yapıyorlar arkadaşlar. Kolay gelsin size. Yanına git oğlum. Merhabalar değerli izleyenlerim. Nasılsınız? Bizler böyle buralarda geziniyor. Bir yerlere gidemedim bu sene. Buralarda vakit geçiriyorum. Bu sene kahvelerde de bir düzen yok. Kahveye bile gezip gidemiyorum. Tereddütlerim var işte. Bu virüs var, ne bileyim. Sıkıntılı olduğu için buralarda geçiriyorum günlerimi. Hadi hoşça kalın izleyiciler. Ya hoşça kalın diyorum, ben geliyorum sohbet yapalım diye. Biraz kaynasın mı o? Öyle bir şey değil. Babaanneni de göstersene, ondan sonra bizi çekerdin. Patates atıyor o da fırına. Yanına gideyim. Ne yapıyorsun babaanne? Fırına patates atıyorum. Çayın yanında içelim. Çay kaynıyor, fırına patates atayım, o da orada kızarsın. Çayın yanında. İçelim. Çay kaynar kana içelim ya. Çayımızla içelim. Patates kız şeysin, kızarsın burada, pişsin. Patatesimiz fırında pişsin. Yiyelim. Patates
Taze patatesler çıkmadı mı? Gelin de bir çay demlesin. Yiyelim. Taze patatesler çıkmadı mı diyor? Çıkmadı daha taze. Çıkmıştı. Bu sorama baksana yıkayacak. İyi yatağı pek taze. Şey, yem ya, yeşil. Yem yeşil. Pürü yeşil o sökülmez. Hmm. Bir kışkın sonra sökelim. Bırakayım mı? Hı. Şurada. Şurada. Ağzını kapatmamıştım. Arkadaşlar şey taşmasın diye. Ben onu kapatayım da yine de kontrol yaparım şöyle. Sen de bir şey tepin. Çaycanlığımıza çay at demle. Atarım ben onu. Hı. Tamam. Niye uzaklaştırıyorsun şunu? Ben şuraya getiriyorum. Burası çak, çabuk kaynasın diye. Hı. Sen geldin mi uzaklaştırıyorum. Çaycanlığımıza çay at, piricini pişir. Tamam ben pişiririm. Tamam. Keterimi dökme oraya. Dökme, orada dursun. Kaynasın, şekerini ilave edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da pirinçlerimiz yumuşayana kadar, kıvamına gelene kadar güzelce kaynayacak. Sıcakken ben tabaklara bölüyorum, ondan sonra bekliyorlar. Üstüne streç filmle kapatıp dolaba koysanız daha, yani 1-2 gün içinde tüketirseniz daha iyi. Tüketmezseniz çabuk bozuluyor bu sıcakta. Bizde herhalde kalmayacak gibi, çünkü Furkan çok sever. Girip çıktıkça kaşıklar. Onu yemek yerine kaşıklar arkadaşlar. Şöyle bir kaynayamadı. Ne biçim de yanıyor altı aslında. Dediğim gibi kaynanamın sobası bu eski soba, dışarıda sürekli duruyor. Zaten odunlarda, buralarda etrafında her şey var. Boşu boşuna tübü yakıp şey yapmayayım dedim. Biraz sıcak ama neyse, olsun bakalım, sıcakta da çalışanlar var, gidenler var. Biz bir soba yakmayalım mı erineceği? Duman mı geldi üstüne? Kaynayamadı. Az önce nasıl çabuk kuş ettiydi? Pirincin altıncı kaynamadı bu. Biri soğuttu ki. Ondan sonra da şekerini koyayım içine de güzelce kaynasın. Pirincini pişir. Çayımız kaynasın. Kadeksimiz bitsin. Ben evde kek yaptım zaten çayla içeriz diye. He, yapın her şeyi. Arkadaşlar yine kekimiz var. Burada da çiçek varmış. Çoluk, işte patates attı. Çoluk çocuk yiyorsun yavrum hep biz beraber. Biz nerede denk gelirse orada yiyoruz hep işte. Çok yakınız birbirimize zaten. He. Yakın olduğumuzdan sürekli birbirimizi görüyoruz burada. Onun balkonunda pişirdi, hazırladığımı çığırırım. Benim soba burada yanıyor, ben pişirince çığırırım. Bugün de ben yaktım sobayı tersine, evvelsi gün de bu yakmıştı. Bugün de o pişirsin. Bugün de ben yaptım. O pişirsin. Bugün de can istemez sobayı, o yaktı. Ben de severim aslında soba yakmayı da işte. Evin etrafına falan eski sobayı koyacaksın, orada yakacaksın sürekli. Neyse biraz da ben oturayım, o kaynasın. Orada gelecek. Baban kapatıyor. Baban konuştun şey. Sade beni konuşturuyor bunu yeyse. Ben de kapatıyordum. Sen ya. Niye kapatıyorsun ki? Sade benim konuşturuyorsun. İkimizin ismi olduğundan sen de konuşma. Bu sene gidemediysen ben yine konuşacağım burada. İyi. İkimizin kanalıysa. Genelde hani kadınların yapacağı işler olduğu için pek karışmıyorum. İşimi de gösteriyorum işler... işte. Mesela nasıl pişirdiğimi. Biraz sonra da tabaklara servise alırken gösteririm. Yaptığın yemekler falan. Kadının işi olduğu için pek karışmıyorum ben de. Bugün de ha dedim süt almışlar, sütlaç yap dedi Furkan. Ben de bir çekelim dedim. Bakalım nasıl yapıyorlar arkadaşlar. Sizler sütlacı nasıl yaparsanız. Zaten yorumlarda yazarsanız nasıl yaptığınızı bana. Görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Serpil'in becerisi böyle. Sizinki nasıl, belki birbirinizden şey alabilirsiniz. Eksik. La değişik değişik yapanlar var. Evet. Bilmiyorum, ben böyle yapıyorum. Bazıları köyde su katıyormuş. Ben sütün içine suyla yıkatmam. Birazcık da su katarlarmış içine, ben atmam. Şekerini de, işte pirincini attım kaynadıktan sonra şekerini de atarım. Ondan da iyice yumuşayana kadar, kıvamına gelene kadar kaynar. Ondan sonra da bölerim tabaklara. Öyle bir şey işte. Bizim gelinler de öyle bir şeydi. Ben sütü aslında süt olarak sevmem arkadaşlar. Yoğurt olursa bir kaşık, işte sütlaçtan bir kaşık. Öyle normal süt olarak içmem ama bunlar çok seviyor. Furkan'dan ben çok benim severim. Çocuklarım da çok sever, eşim de çok sever. Yoğurdu da severiz, sütü de severiz. Ayranı da, bunlar süt kısmını çok aşırı tüketirler. Ben o kadar değilim niyeyse bilmiyorum. Anasının tatlıyı da sevmem. Süt çok önemli. Anasının ya. İnsan vücudunda sütün önemi büyük. Vallahi eskiden annemin koyunları da vardı, çoğuydu, onun da vardı. Peynir yapardı, kaymak alırdı yüzünden. Orada da içmezdim ben. Ha koyunun peynirini sevmem, yeni yapılınca ama 1-2 sene geçti bekledim şeyde, çömleklerde beklediyorlar abi. Acıyınca. Annem onu da yapardı. Vallahi şimdi işte koyunları falan sattılar ya.
Önceden hayvanları varken çok şeyler yapardı. Annem severdi. Bir de ıslatacak. Yine varmış. Onda koyunu çoğudu. Önceden koyun sahmaya giderdik. Koyun kırkardık. Onlar hayal oldu şimdi. Hiçbir şey yok. Koyun kırmayı da çok severdim ben. Hayal olmadı da. Bizde yok şu anda. Olanlar gene yatmıyor. Burada da vardı benim geldiğimde. Sizin de vardı koyun. Bizim de vardı. Şu anda annem de bana gelinin arkasından şey verirler biliyor musun? Kızın arkasından. Bir tane de o verdi içine kattı. Sonra işte anne babada mal varlığı varsa hayvan falan. Mesela inek varsa tanasını. Koyun varsa bir tane toklusunu ya da bir koyununu verirlerdi. Sizin de vardı. İçine kattıydık. Evet. Annenin de vardı burada. Azdı da. Burada da yani çok gittik. 25-30 tane falan vardı. Sonra yaşlanarak işi değiştirdiler. O da annem de bu da yok ettiler. Koyunlar yok şimdi. Vardı hatta en son tek tek sattıktan sonra bile toplu 25 tane. Annemin de vardı 30-40 tane önceden. O da gitti işte. En son sattığında bile 25 sattılar. Bunlar öyle tek tek sattılar. Bir de sattık. Bir de ot getiren yok. Sallamızdan, çaylığımızdan ot biçip getiren yok. Eskiden öyleydi. Biz işte bulduğumuz yerlerde gidip çalışıyorduk. Ben yurt dışında falan çalıştım. 3 seneye yakın. Biz ikimiz böyle beraber hiç kalmadıydık işte. Bu sene çok rahatsızlanınca kaldım. Dışında çalışıyordum, yazında çalışıyordum. Vallahi iyi insanlarla da bu sebeple tanışmış olduk. Yani her gün iyi yorumlar alıyoruz. Allah razı olsun. Bu vesileyle demek ki biraz hukuk edecek kişilerimiz de oldu. Ben çalışıyor olsaydım kanalı açmazdım. Ben de tanışmak şey olmazdı, nasip olmazdı. Sen de zaten hiç konuşmaya niyetin yoktu. Hani burada kimseyle tanışamazdım. Şimdi de herhalde çok çengem açıldı galiba. Sen açıldın, bayağı iyi açıldı. Özlem hele iyice açıldı. Ben ne kadar açılsam da diyorum ya, ne bileyim ben, değişik bir ortam oluyor. Cingi cingi kendini alıştırarak. İlk başta ilk çekmeye başlayınca ne konuşacağımı bilmiyorum arkadaşlar ama biraz sonra işte bir şeyler anlatınca bir konu falan olursa öyle konuşuyorum işte, neyse usura bakmasınlar. Zaten bizi kimse, de öyle idare etsinler. Kimse de kamerayı aynı anda tutunca kimse bir şey diyemez. Bir şeyler soracağım. Bizim de huzurumuza işte Bakmasınlar öyle idare etsinler de. Biraz sonra sütlü herhalde kaynadı. Tabaklara dönürken görüşürük arkadaşlar. Getir çaydanlığımızı, getir de demliyorum. Evet arkadaşlar. Ben sütlacımızın şeyini attım. Pirincini de ilave ettim içine. Pirinçlerimiz iyice yumuşayana kadar burada kaynasın. Şekerini de nasıl seviyorsanız, yani tatlı mı seviyorsunuz, tatsız mı, ona göre kendiniz damak zevkinize göre ayarlayın. Bu iyice yumuşayana kadar burada güzelce kaynasın. Tabaklarımıza servis yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar, sütlacımız şu anda pişti. Ben sobadan aldım, geldim eve. Tabaklarımızı servise alacağım şimdi. Göster oğlum. Şöyle güzelce kıvamına gelmiş. Şöyle. Ben tabaklarımıza şöyle böleyim. Soğuduktan sonra dediğim gibi üstünü kapatıp streç filmle dolaba da koyabilirsiniz soğuduktan sonra. Ama çabuk tüketmeye bakın. Süt yani dayanıksız oluyor. Özellikle de koyu sütü. Doğal olduğu için çabuk bozuluyor. Yüzü kurumasını istiyorsanız streç filmle kapatıp koyun. Ama dediğim gibi fazla bekletmeyin. 2 veya en fazla 3 gün. Sıcaktan dolayı bozulabilir. Evet arkadaşlar, ben servislere aldım sütlaçlarımızı. 3, 6, 7, 8 tabak oldu işte. Gördüğünüz gibi yakından çek oğlum. Kıvamı da ben böyle yapıyorum. Siz nasıl severseniz öyle yapabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'ıma emanet olun. Görüşmek üzere. İyi günler.